Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programda karşınızdayız. Haftaya Bakış'ta Cemalettin Taşçı ile beraber bu hafta Şangay İşbirliği Örgütü'nde yapılan toplantıyı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oraya katılması ve temaslarını özellikle çektirdiği fotoğrafı konuşacağız. Oradan da Birleşmiş Milletler'e gidecek, New York'a geçecek. Geçti zaten, orada konuşacağız. Arkasından ekonomiyle ilgili yıl sonu beklentileri var, onu konuşacağız. Enflasyon biraz düştü ama bir net hata noksanı var Merkez Bankası hesaplarında. 24.3 milyar dolarlık bir rakam bu 7 ayda oluşan. Bunun üzerinde bir miktar konuşalım istiyoruz. Bir de muhalefetin halleri diye özetleyebileceğimiz durumunu konuşalım istiyoruz. Evet, Şangay'dan başlayalım. Meşhur bir fotoğrafımız var. Bu Türkiye'de servis edildi. İletişim Başkanlığı tarafından özel olarak çekilmiş. İşte Erdoğan konuşuyor. Bütün liderler onu dinliyorlar ve masanın başındaymış gibi. Masa yok gerçi ortada ama hani iki tarafta uzun oturmuşlar. O tek tarafta oturuyor. Konuşuyor bir hali var. Oradan başlayabiliriz. Aslında fotoğrafın hikayesi var. Onu da istersen anlatayım başlamadan. Ağaç dikme töreninden geliyorlar. Erdoğan geç geliyor. Diğerleri oturmuş karşılıklı sohbet ederken. Aslında o sandalye oraya sonradan ilave edilmiş. O esnada işte fotoğraf çekilip servis ediliyor. Benzer fotoğraflar diğer liderler için de var. Mesela Pakistan Başkanı, Başbakanı konuşuyor, herkes dinliyor gibi. Evet. Fotoğraflarla siyaset yapılıyor diyorsun yani. Evet. Fotoğraf çok mühim bir şey yani. Sonuçta bir tek fotoğraf sayfalarca yazının yerini tutabiliyor. Tarih boyunca hep böyle oldu. Yani hafızamızda birçok yazı kalmıyor ama birçok fotoğraf duruyor yani. İşte hani Ecevit'in Clinton karşısındaydı, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Bir fotoğrafı var mesela, işte onu hatırlıyoruz. Ecevit'in Clinton karşısında fotoğraf dediğimde herkesin zihninde bir yığın çağrışım oluşuyor. Şimdi onun hakkında yazılmış, çizilmiş sayfalarca şey var. Onların hiçbirisini hatırlamıyoruz ama yani o fotoğrafı hatırlıyoruz. Bu yeni bir şey değil yani demeye çalıştım. Sonuçta fotoğraflar kullanışlı şeyler şu şartla. Eğer hikayeye oturuyor ise kullanışlı şeyler. Yani Putin bütün muhataplarını bekletiyor idi ve işte o beklettiğinin videolarını, fotoğraflarını da servis ediyor idi. Hikayeye uygundu. Yani Putin, Rusya'nın monarkı, realite bu. Yani metin başka olsa da aslında işte muhtevası buydu ve işte onun, Putin'in herkesi bekletiyor olmasının bir karşılığı vardı. Şimdi yok. Şangay'da Putin, Erdoğan da dahil herkesi beklemiş. Ve işte Yeni Şafak'ta Erdoğan'ın onu beklettiği videoyu paylaşıp işte buradan bir şey çıkartmaya çalışıyor. Mesele şu, eğer bu fotoğraf yaygın hikayeye, baskın hikayeye uygunsa o zaman yayılıyor. Şimdi neydi Ecevit'i Clinton karşısında o pozisyonda gösteren fotoğrafta? Türkiye Amerika karşısında acizdi. Yaygın kanaat buydu. Yani oradaki fotoğraf, işte Ecevit böyle dayılanıyor bir fotoğraf olsa ve işte Clinton süklüm püklüm olsa, o fotoğraf servis edilse genel hikayeye uymadığı için bir karşılığı olmayacaktı. Ama fotoğraf aslında herkesin zihninde zaten var olan bir şeyi sembolize ettiği için etkili oldu. Yani şimdi sen oturup işte Putin'i bekletiyor olduğun vesaire filan gibi videoları, işte bu böyle bir yığın lidere, hiçbirisi de kendi ülkesi dışında sıkleti hiç olmayan bir yığın insana abilik yapıyormuş edasıyla bir fotoğraf paylaşırsın da, bu eğer hikayeye, yani Türkiye'de şu anda kamuoyunun ruh durumundaki hikayeye uymuyor ise bunun bir karşılığı olmaz yani. Evet, yani. Ve bir de o masanın etrafında bütün herkesin önünde içki de var. İki tane şarap ve şampanya kadehleri var. Erdoğan'ın önünde de var ama Erdoğan'ın önünde ayrıca su bardağı da var. Mesela İran Cumhurbaşkanı'nın önünde de su bardağı var ama onlarda da şarap ve şampanya var. Bazılarında sadece şarap var, bazılarında sadece şampanya var. Onu tercih etmiş içenler. Yani öyle de bir masa aslında. İşte yani bunların hepsi demeye çalıştığım şey, böyle işin aslı üzerinden muhalefet yapılmaya çalışılır. Bunun bir hükmü yok. Yani bak, aslında o fotoğraf şöyle bir ağaç dikme töreninden gelmişti de, ya da işte masada içki var filanların bir hükmü yok. Eğer Türkiye'nin kamuoyu, ha tamam kardeşim bak biz dünyaya, işte ya da dünyanın bir kısmına abilik yapıyoruz ruh durumu olsa, yani içeride işler yolunda olsa,
2000'lerin işte diyelim 2007-2008'de olsa bu fotoğraf, o şampanyaların, o ağaç dikme törenlerinin falan hiçbirisinin bir şey hükmü yok. Olmaz. Gördünüz işte bugüne kadar işte cumhuriyetçi kadroların, pısırık cumhuriyetçi kadroların, hain veya işte iş bilmez diyelim, cumhuriyetçi kadroların pısırık dış politikasının yerini alan bir aktif dış politika var gibi bir hikayeyi satabileceğin ruh durumu olduğunda Türkiye'de o fotoğraf bir iş yapar. Şimdi anakronik bir şey, yani zamanda yeri zamana uygun değil yani. Ama işte ne oluyor burada benim işaret etmeye çalıştığım mevzu, yani aslında o fotoğrafın, fotoğraf servis edenler yanlış işler yapıyorlar, yanlış siyaset üretiyorlar. Çünkü ruh durumu o değil Türkiye'nin. Bu fotoğrafla ruh durumu değişmez. Fotoğraflar ruh durumuna uyuyor ise iş yaparlar. Aksi halde iş yapmazlar. Yani pekiştirici etkileri vardır. Her şey için durum böyle. Yani senin değiştirmen gereken şey ruh durumu şu anda iktidar olarak, ülkenin ruh durumu. Ama işte canım yurt dışına gençler gitmek istiyormuş gibi bir masal dolaşıyor ortada filan diyorsun iktidar olarak. Yani herkes yurt dışına gitmek istiyor. Lan bunlar gerçeklikten iyice kopmuşlar duygusunu uyandırıyorsun. Yani bunları söyleyerek ruh durumunu değiştirme şansın yok ve ruh durumuna uymayan lafları ettiğin, fotoğrafları verdiğin zaman da kendi ayağına kurşun sıkıyorsun. Şimdi bunun karşısında bir doğru muhalefet, ama aslında öyle değil ki, bak anket yaptık, gençler sahiden gitmek istiyorlar veya işte ama o fotoğraf, bak orada şarap var filan demekle muhalefet yapılmaz yani. Yani burada bu komik duruma düşmeyi deşifre edecek bir şeyler yapman lazım ve bunu yaparken de Türkiye'yi incitmemen lazım. Yani Türkiye'nin aslında orada yeterince itibar görmediğini, Türkiye'nin itibar görmediğini filan söyleyerek yapamazsın bunu. Çünkü toplumun iyi kötü sonuçta bir itibar açlığı var. Yani iktidar çuvallıyor, muhalefet çuvallıyor. Rezil bir maç izliyoruz ve bu rezil maçın oyuncuları olanlar bizi afra tafra yapıp duruyorlar ya. Yani. Sonra da ama böyle abuk sabuk şeyleri konuşuyoruz. Net toplamda yani görünen o ki işte Şangay'daki hadisenin kendisi o kadar gürültüye rağmen işte bundan 8-10 sene önceki kadar müessir bir şey değil. Çünkü herkes yenik. Yani o masanın etrafındaki herkes mağlup yani. Putin mağlup, işte Xi mağlup. Evet. Belki hani kendince bir galibiyet duygusuna sahip olan bir tek Modi var. Onun dışındaki herkes mağlup yani. Mağlupların masası ve... Modi yok. Modi yok o fotoğrafta. Diğerleri var. Ama yani orada yani değil mi? Orada tabii. İşte Şangay İşbirliği'nde. Dolayısıyla yani son tahlilde herkesin mağlup olduğu bir heyet o. Ve o heyetin dünyaya söyleyecek bir sözü kalmamış. Herkesin canı yanıyor bir yerlerinden. Ve yani işte bunun ötekisi ne? İşte Avrupa, Amerika, yani Amerika burnundan kıl aldırmıyor. Avrupa güya diz çökmüş durumda ama yani görünen o ki yani biz bu kışı böyle geçireceğiz. Neyse bedeli ödeyeceğiz, tezek yakacağız. Ruh durumunda yani burada ruh durumları farkı çok mühim. Şey, çok belirgin görünüyor öyle değil mi? Yani orada güya işte böyle her birisi kendi ülkesinde kral rütbesinde olan, gücünde olan insanlar ama hiçbir şey kontrollerinde değil. Bu tarafta evet yani şartları çok zor olsa da bu şartları bir biçimde yönetmeye çalışıyorlar. Bir öteki var. Şimdi tabii bir mesajmış gibi algılandı Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki bu toplantı Batı'ya karşı, özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra. Tam o mesaj çıktı mı ondan o kadar emin değilim. Çünkü Rusya Putin Xi ile görüştüğünde kendisinin açıklamalarında diyor ki endişeleri var Ukrayna konusunda, soruları var. O endişeleri ve soruları cevaplamaya çalıştım şeklinde soruyor. Yani Çin'in bile Ukrayna konusunda endişeleri var ise Rusya aradığı desteği Çin'den de bulamamış demektir. Zaten Amerikan kaynaklarına göre ne kadar doğrudur ayrı bir tartışma konusu ama mesela silah talep etmiş Moskova Pekin'den, Pekin vermemiş o silahları ve istediği, ihtiyaç duyduğu araç gereci. Oradan da bir mesela bir mesafe var. Mesela Türkiye ile görüşmesinden sonra Batı'ya karşı gaz, petrol vermiyor idi. Türkiye üzerinden gazın devamlı akacağını söyledi. TANAP üzerinden. Bu da enteresan bir yaklaşım Batı'ya karşı. Sanki bir işbirliğine yanaşıyormuş gibi, zaten açıktan kendi konuşmasında da biz barış istiyoruz ama Kiev kaçıyor.
falan gibi bir laf etti. Yani bir pazarlık masasına oturmaya hazır bir ruh hali çizdi orada dolayısıyla Putin. Ya Putin'in, ben geçen hafta bir erken uyarı olarak kendimce söyledim. Putin kaybetti yani. Kazansa da kaybetti. Bu savaşı kazansa da kaybetti. Kaybetti. Şu anda kayıpta ve kayıpta olduğu Şangay'da çok bariz bir biçimde görüldü. Şimdi benim de işaret etmeye çalıştığım temel husus, bak burada tayin edici olan şeyler o genel momentumlardır. Teker teker arada bir şeyi, bir fotoğrafı çekip de bir fotoğraf, yani demin sözünü ettiğimiz türden fotoğraflardan söz etmiyorum. Halin bir fotoğrafını çekip o fotoğraflar üzerinden konuştuğun zaman hareketi kaçırırsın ama o aslında bir inertia vardır dünyada, tayin edici olan bir eylemsizlik vardır. Yani otomobil frene bastığın zaman bile belli bir mesafe yol alır. Sen frene basma anının fotoğrafı üzerinden ahkam kestiğin zaman arabanın gidip başka bir arabaya çarpacağını ve bir rezalet çıkacağını öngöremezsin. Bu momentumlar üzerinden, bu genel gidişatlar, genel hava üzerinden konuşulması gerekiyor. Böyle bakınca yani evet, oradaki bütün liderler aslında mağlup liderler. Yani İran'da işte böyle afra tafrayla orada masada oturabilirsin ama sonuçta işte senin haddini şaşırmış polislerin muhtemelen tecavüz ettikleri, işte başörtüsü nedeniyle içeri aldıkları ve işte muhtemelen tecavüz ettikleri bir kadını öldürüyorlar, yani genç kadını. Şimdi sonuçta... Hem de sokak ortasında döverek sert bir şey. Yani son tahlilde şimdi ibretlik olan şeyler şunlar yani. Kadını alırken, genç kızı alırken ne diyorlar kardeşine? Yani bir saatlik bir eğitim. Yani herkesin kulağına küpe olması gerekiyor olan bir şey. Bak kardeşim, ipleri eline geçiren herkes eğitim marifetiyle insanları düzelterek bir düzen kurma telaşında. Sizin Türkiye'de işte diğerlerinden farkınız yok. Bu yanlış bir stratejidir. Dünya yanlış okumadır. Yani böyle insana biçim verilebilir bir şey, sizin de kafanızda böyle insanların doğru biçimleri var. Kalıplar sizin elinizde. Herkes böyle bakabilir ve bakıyor işte, görüyorsunuz Allah'ın İslamcıları dünyaya böyle bakıyorlar. O kalıp yanlış, benim elimdeki kalıp doğru mantığı üzerinden tartışıyoruz. Benim iddia ettiğim husus, bütün kalıplar yanlıştır. Her insanın kendisinin kendi varoluşu vardır. Kimsenin başkasını bir kalıba dökme selahiyetinin olmadığı bir dünya olması gerekiyor. Böyle bir güce sahip olmaması gereken bir dünyaya ihtiyacımız var bizim yani. Ama işte görüyoruz İran'da birileri başı hafifçe açık olan bir kızı eğitimle terbiye ederek filan bir şeyler yapmak gibi bir iddiaya sahipler. Çünkü güç onların elinde. Bu mantık, yani modern, tırnak içinde modern, pozitivist mantık tamam çalıştı. Neden çalıştı? Çünkü o güç sahiplerini denetleyecek, onları püskürtecek güçleri yoktu aşağıdan gelenlerin. Şimdi var ve bunu yürütemezsiniz artık. Bu zihni değiştirmeniz gerekiyor. Derdim bu. Buradan hani buraya nereden geldik? Sonuçta işte o İran'da hiçbir şey hakim değil. Öteki Rusya'da hiçbir şey hakim değil. Belki Çin'de hiçbir şey hakim değil. Kazakistan, Kırgızistan vesaire falan zaten potansiyelleriyle mukayese edildiğinde hemen hemen hiçbir ağırlığı olmayan ülkeler. Ve şimdi bunlar bir araya gelmişler ve Batı'ya dediğin gibi işte bir gövde gösterisi yapmak niyeti var idiyse böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey olmadığı son tahlilde bütün bu hadisenin Batı'da ve Doğu'da, medyada ve sosyal medyada ne kadar yer aldığı, insanların buna ne kadar ilgi gösterdiğiyle ölçebiliriz. Başka bir gösterge zaten yok benim açımdan. Yani kimsenin kimseye değmedi, yani kimseye bir çizik atmadı. Teğet geçti bir hadise ve zaten öyle bir şey, yani oradan bir mesaj, bir gövde gösterisi çıkma ihtimali de yoktu dediğim gibi, çünkü hepsi malum. Şimdi bizim açımızdan, yani Türkiye açısından görüntüsü itibariyle şöyle bir tablo da var. İşte geçtiğimiz Mayıs ayında NATO zirvesi oldu ve bu NATO zirvesinden temel iki bir karar çıkmış oldu. Bir, Rusya düşman ilan edildi. İki, Çin baş düşman ilan edildi. Kelimeler tam bu olmasa da hedefe konan iki ülkeydi. O kararın altına imza atıp gelen bir NATO üyesi Türkiye şimdi orada onlarla birlikte Batı'ya karşı bir gösteri içerisinde yer alıyor. Şimdi bu nasıl izah edilebilir? Mesela Soner Yalçın burada şey soruyor, işte turba atımı Batı'nın Türkiye yoksa Şangay İşbirliği Örgütü'nün güvenini kazanan bir ülke mi olacak? Bunu tercihi yapmalı falan gibi söylüyor.
Hem bir tercih açısından Türkiye bir tercih noktasında mı? Hem de böyle ikili bir politika, bir orada bir burada birbirine mesaj aktararak yol alınabilecek bir dünya halinde miyiz? Ya şimdi son tahlilde dünyada daha önce çok daha şiddet bir soğuk savaş yaşadık. Ve o soğuk savaş döneminde de sonuçta bizim istemirimizi işte Sovyetler yaptı filan. Yani Sovyetlerle her ilişkide başımız derde girdi, siyasi bu işbirine giren her siyasinin başı derde girdi. Ama son tahlilde Türkiye tarafı belli olmak kaydıyla karşı tarafla İş yaptı. Belli bir teması sürdüren, yani son tahlilde o bizim komşumuz. Ve yani bizim İspanya gibi davranma lüksümüz yok yani. Bu da anlayışla karşılandı nispi olarak. Bugün de zaten kimsenin bize kardeşim NATO'da şuna imza attınız da Şangay'da ne işiniz var falan dediği de yok. Soner Yalçın'ın o yazısını falan okumadım yani. Ya kendince işte böyle pozitivist pozitivist bir şeyler zırvalayıp duruyor hep olduğu gibi. Son tahlilde mesele şu. Benim kendi tercihim itibariyle söyleyeyim. Şimdi ben o masanın etrafında oturan insanların mağlup insanlar olmasını istemem. Yani Kazakistan'ın, İran'ın, Çin'in, Rusya'nın, İşte Almanya, Japonya, Avustralya, Kanada, Amerika karşısında yenik olmasını istemem. Yani benim dünya tasavvurum itibariyle bakıldığında yani o Kazakistan'da yaşayan insanlar da dünyanın nimetlerinden yeterince pay alan makbul insanlar, dünyada kendi potansiyellerini gerçekleştiren insanlar olabilmesi gerekiyor. Yani bir Amerikalıyla bir Kazakistanlı arasında, bir Kazak arasında niye bir ayrım yapayım yani benim kendi hesabım. Ama mesele şu. NATO zirvesine gelen insanlar öyle veya böyle kendi toplumlarının onay verdiği, arkasında durduğu ve işte o toplumlar için yani kendi pozisyonunu koruması o toplumlar için bir şey yapmasına bağlı olan insanlar. Ama Kazakistan Cumhurbaşkanı öyle değil. Yani işte semboller üzerinden yani işte ne yapıyor? Astana'nın adını Nur Sultan yapalım filan diyerek Nur Sultan'ı sepetlerken ona bir jest yapıyor. Sonra şimdi işte şeyi eline aldığında, gücü eline aldığında o Nur Sultan'ın adını yeniden Astana yapmaya kalkıyor. Yani herkes aptal yerine koyan bir yığın aptal yani o masadakiler. Sadece güç ellerinde. Durum bu. Yani o gücü bir rıza üreterek falan elde etmemişler. Fark burada. Dolayısıyla şimdi benim orada bir Kazak... Sadece Türkiye bir işte seçimde düzgün seçim yaparak iktidarı değiştirebilen ülke. Diğerlerinde bu hemen hemen yok. Buna belki de en yakın işte biraz Pakistan'la Hindistan ama onların şartları da biraz daha farklı Türkiye'ye göre. Evet yani sonuçta bir Kazak bugün dünyada yani Kazakistan'da doğmuş birisi dünyada işte İtalya'da doğmuş birisine kıyasla kendi potansiyelini realize etmek, hayattaki beklentilerinin peşinden koşabilmek vesaire şanslarını sahip değil. Ve bunun üzerinden konuşmamız gerekiyor. Yoksa ben oradaki insanların mağlup olmasına falan filan niye haz duyayım? Ama mağluplar. İşte bu mağlup olmanın arkasında yatıyor olan hikaye benim iddia ettiğim siyasi örgütlenme toplumları, siyasi örgütlenmesi arasındaki farktan kaynaklanıyor. İdeolojiden, ırktan, eğitimden, şundan, bundan, bir takım teknik meselelerden filan da kaynaklanıyor. Doğrudan doğru bir örgütlenme meselesi. Başka türlü örgütlendiğinde pekala Kazaklar da kendi başlarının çaresine bakabilirler. Mevzuyu dağıttım. Şimdi senin sorduğun soru şuydu. Türkiye elbette doğru benim açımdan işin doğrusu Türkiye elbette NATO'da gidip de onun altına imza attıktan sonra bu masada da oturabilmeli. Ama bu Türkiye'nin başını derde sokmayacak şekilde yönetilebilmeli yani. Kimsenin aklına böyle hop ne oluyoruz sen hem burada hem orada falan sorusu gelmeyecek şekilde bunu yönetebilmeli. Şimdiki durum konjonktür öyle denk geldiği için yani ortada bir Rus-Ukrayna savaşı falan da olduğu için şimdi kimse bize bunun hesabını sormuyor benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla Türkiye'nin hem orada hem orada olmasında zaten bu dünyayı böyle ya o ya bu diye bölmenin sonu gelmiş olması gerekiyor. Hem o hem bu aleminde yaşıyoruz artık. Her şey öyle yani. Sadece hem işbirliği hem rekabet, hem rekabet hem işbirliğinin olduğu bir dünyadayız, evet. Dolayısıyla bu açıdan beni rahatsız eden bir şey yok yani NATO'da o belgeyi imza attıktan sonra. Ama ne oluyor işte burada muhalefet üretemeyen bir takım çevreler bu tür çelişkileri büyüterek filan muhalefet üretmeye çalışıyor. Burada muhalefet çıkmaz yani bu aleyhte çalışır, muhalefetin aleyhine çalışır.
Şimdi buradan da tam da Amerika'ya gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte cumartesi günü geçti. Bir orada bir takım görüşmeler yapacak. Görüşebilirse Biden'la görüşecek. Biden işte Kasım'da seçim olduğu için kongre seçimi var iki kanadında. Çok meşgul olduğu falan söyleniyor. Bir de muhtemelen işte diasporalar nedeniyle de Türkiye ile görüşmek istemeyebilir gibi değerlendirmeler de var. İşte hem Ermeni hem Rum diasporasının şeyini alabilmek için oylarını. Bu temasları hem de doğrudan yani Şangay'dan oraya gidiyor olması önemini artırır mı? Yoksa normal bir şey midir? Bir de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da konuşacak Salı günü. İşte o, tabii o konuşmanın içeriğine de bağlı. Orada yapabileceği temaslara da bağlı. Ya, muhtemelen işte bir yığın temas çabası harcanmıştır. Neyi yapabilecek, hangi temaslarda bulunabileceğini de gücünü gösterecek. Yahudi cemaatiyle görüşüyor. Daha gittiğinde geçmişte de görüşüyordu. Ondan o belli. Ve işte Türk iş adamları, Amerikan iş adamları o zaten normal. Ve Birleşmiş Milletler nezdinde çok sayıda liderle de görüşecek. İşte yani onların o yelpaze önemli. Benim tezim, benim çok uzun süredir tezim yani 2013-14'ten beri tezim. Sonuçta Erdoğan bütün uluslararası camiada herkesin tercih edeceği, Türkiye'de tercih edeceği liderdir. Bunu değiştirebilecek bir şey sergileyemedi muhalefet. Onu sergilemesi şart değil ama bu durumun aslında Türkiye'nin menfaatine, Erdoğan'ın lehine olan bu durumun Türkiye'nin menfaatine olmadığını anlatamadı yani. Bu topa hiç girmedi. Yani Merkel'in her sıkıştığında Erdoğan'ı kurtarması, işte Avrupalı liderlerin her sıkıştığında Erdoğan'ı kurtarması, Trump'ın vesairenin, Putin'in hepsinin Erdoğan'la çok dost olmasının aslında Türkiye'nin menfaatinin ne olmayan şeyler olduğunu anlatamadı. Ve işte buna karşılık Erdoğan tarafındakiler işte bak Putin'le doğrudan konuşabiliyor, Trump'la doğrudan konuşabiliyor üzerinden bir hikayeyi anlattılar. Şimdi bu hikaye Türkiye'nin ihtiyacı olan hikayeydi. Türkiye'de de karşılığı olan bir şeydi. Dolayısıyla o hikayenin içine bir şeyleri yedirdikleri zaman evet bizim toplum olarak kaybettiğimiz ama Erdoğan'ın kazandığı hikayeyi de toplum yedi. Burada da durumun şimdi çok değişmediğini düşünüyorum. Erdoğan'ı tercihleri anlamında çok şey değişmediğini düşünüyorum. Ama toplum bu sefer Erdoğan'ı tercih etmelerini o kadar gönüllü bir pozitif faktör olarak görmeyebilir. Biden diyelim ki şimdi orada Erdoğan'la görüştü ve buradan Erdoğan'ın lehine yani Amerika'nın Erdoğan'ın arkasında durduğuna dair bir intiba çıktı diyelim. Yani 2023'te Erdoğan'ın seçilmesini Amerikalıların istediğine dair bir intiba çıktığını düşünelim. Bu sefer toplum bunu Erdoğan'ın lehine okumayabilir. Ama yani muhalefet yine aslında filan diye başlayıp bir takım zırvalıklar yapar. Onu yine Erdoğan lehine çevirir. Onu bilemem yani. Burada hikayeyi işte ıskalayan bir muhalefetimiz var. Ama tabii Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de ne konuşacağı, bunu nasıl konuşacağı filan da mühim. Yani onları görmemiz gerekiyor. Son tahlilde biz şeyde Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında da gördük ki Erdoğan aslında o masadaki herkes gibi yenik yani. Duruşu itibariyle, hali itibariyle mağlup. Ama en mağlup olan Putin. Herkesi bekledi yani. Herkesi bekleten Putin, herkesi bekledi yani. Ve herkesi beklediğinin videoları da servis edildi durmadan. E tabii diğer ülkeler için en büyük an bu herhalde. Putin'i beklettik. Anladığım kadarıyla Putin herkesi bekleterek o kadar çok öfkeye yol açmış ki o masada olmayanlar servis ettiler daha çok. Ya yani batılılar servis ettiler. Şimdi gördün mü bak dünya kaç bucakmış şeyiyle, şehvetiyle onlar servis ettiler. Tabii batı açısından tam da işte doğalgazda enerji krizinin bu kadar yükseldiği bir ortamda aslında Putin'in en çok destek beklediği bir yerde destek alamadığını, bekletildiğini dünyaya açık etmek muhtemelen herhalde Avrupa'nın dayanışmasını ve direncini kuvvetlendirecektir. Evet aslında ama bizim açımızdan bakacak olursak yani bizim açımızdan derken sıradan insanların kötü dünya nereye gidiyor konusunda iyi kötü bir kafa yorma ihtiyacı hissediyor olan insanların açısından bakacak olursak yani bu toplantı çok şey söyledi. Yani yeni bir dünya kuruluyor olduğu artık çok aşikar ve bu dünya öyle işte NATO'nun Çin baş düşman, Rusya düşman filan gibi hikayeleriyle de alakalı değil ki orada öyle karton bir şey var yani. Buraya doğru böyle Batı'yı seferber etmeyi gerektirecek kadar onu hak edecek bir hasım yok ortada. Ama Batı'nın da
orada sanki böyle bir şeytan varmış masalı anlatmak zorunda kalması Batı'nın ne kadar aciz olduğu, aciz duruma düştüğü hakkında da çok şey söylüyor. Dolayısıyla yani bu düzenin mevcut uluslararası ve işte sosyolojik düzenin sürmeyeceği konusunda çok anlamlı, sürmeyeceğini bize gösteren çok anlamlı bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum bu toplantının. Ama ne olacak? Yani sonuçta şimdi bunu görmezden geleceğiz. Herkes işte böyle Soner Yalçın'ın yaptığı gibi böyle acayip acayip anlamlar yakıştıracak her bir şeye falan, böyle her bir fotoğrafa anlamlar yakıştırarak falan herkes kendi işini yapacak yani. Biz tabii fotoğraf üzerinden ikiye bölündük. O da ayrı bir şey toplum olarak. Bu dünya lideri çıktı. Yok bundan bir şey çıkmaz bu fotoğraftan diye yoğun bir şekilde sosyal medyada bu tartışıldı. O da ayrı bir konu tabii. İstersen buradan muhalefetle devam edelim. Muhalefetin hem bu zirveleri, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi hem de Birleşmiş Milletler'deki Erdoğan'ın ziyaretlerini nasıl değerlendirdiğini ve değerlendireceğini hem de altılı masanın kendi içerisindeki tartışmalar var. Onları da bir miktar değinelim. Şimdi Bekir Ağırdır hafta içinde Roşan Çakır'la bir program yaptı ve orada işte muhalefet sözü ele geçiremedi filan gibi laflar etti ki bence yani edilmesi gereken laflardı. Mesele şu yani Bekir Ağırdır bunları 10 yıl önce de etmesi gerekiyordu ama 10 yıl önce, 5 yıl önce, 3 yıl önce bize Türkiye'de iki tane blok var da o bloklar arasında bir geçirgenlik yok da falan gibi bir masal anlatıyor. E vardı öyle iki tane blok çünkü işte muhalefet iktidarın sözünü kabul etmiş idi. O yüzden öyle iki blok vardı. Muhalefet başka türlü bir Türkiye tarif etseydi Erdoğan'ın sözü boşa düşecekti. Yani Türkiye'yi başka türlü bölmeye teşebbüs etseydi Türkiye o şekilde bölünmüş olmayacaktı. Şimdi bunu idrak etmiş gibi görünüyor ve bunun üzerine de o Bekir Ağırdır'ın programı üzerine de Ümit Kıvanç hoş bir yazı yazdı. Yani zihni sınırlar aslında zihni bir sadece bir sınırdan ibaret değil aslında o bir yapı vesaire diye. Evet yani son tahlilde Türkiye'de muhalefet muhalefet değil. Prensip olarak, ilkesel olarak toplumun yanında olan bir şey değil. Yani muhalefet devlet dediğimiz ve işte belli bir kesim tarafından kutsanarak tarif ediliyor olan belli bir kesim derken Türkiye'nin bir %3'ü 5'inden söz ediyorum. Bu devleti ele geçirmiş olanlardan söz ediyorum. Yani ideolojik bir şeyden söz etmiyorum. Son tahlilde onlar bize kutsal bir devlet hikayesi satıp duruyorlar. Ve orada bir nöbet değişikliği, devlet o olarak kalmak kaydıyla bir nöbet değişikliği vaat ediyor muhalefet bize. Dolayısıyla da Erdoğan Suriye'de bir maceraya atıldığında işte mevzu Azerbaycan Karabağ meselesi olduğunda işte Yunan Mitsotakis kendince işte kendi siyaseti, kendi ülkesindeki siyaseti için bize dayılandığında falan bunlar yekpare oluyorlar. Yani şimdi bu hikaye Türkiye'de devletin toplumun denetiminden uzak, kendi başına çalışan bir mekanizma olması. Yani sen demin dedin ki yani o masanın etrafındakilerin hepsinden farklı Türkiye'de seçimle siyaset değiştirilebiliyor dedin. Aslında bunun şartı şu yani. Evet değiştirilebiliyor. Nöbetçi değişiyor yani. Yoksa o ana yapı yani toplumu hiçleştiren, toplumu neferleştiren, her birimizi neferleştiren yapı orada durmak kaydıyla Türkiye'de seçimler yapılabiliyor. Yani aşağıdan bir çatlak bir ses çıktığında birileri hop dediğinde hemen mevzuya el konuyor. Şimdi AKP'yi taşımış olan, yukarıya taşımış olan kesimlerin hemen hemen hiçbirisinin AKP'yi yukarı taşırken ki kastını oynamıyor AKP. Bambaşka bir oyun oynuyor ama yani işte kimin oyununu oynuyor? 28 Şubatçıların oyununu oynuyor. Yani yine işte yukarıda aşağıya bir tanzimat hesabı var. Sadece dediğim gibi kalıp değişti. Hangi kalıba döküleceğimiz, bizim bir kalıba dökülmemiz gerektiği konusundaki mutabakat sürüyor. Dolayısıyla şimdi muhalefetin esas sıkıntısı burada ve bu anlamda bize herhangi bir şey söyleyemiyor yani. Dolayısıyla da olay işte aday kim olacak, aday şu mu olsun, şöyle bir aday mı olsunlar üzerinden ve adayın kimliği önemli miler üzerinden falan böyle beyhude bir tartışma yürütüyor. Şimdi teknoloji bizi çok sıkıştırıyor, çok uzatmak istemiyorum. Şöyle ben akşamda yazarken yazmıştım yani benim açımdan, benim ufkumu açmış olan dünya ile ilişkimi değiştirmiş olan temel şeylerden bir tanesi Amerika'da Martin Luther King'in ölümünü müteakip Jane Elliott yanlış hatırlamıyorsam adlı bir öğretmenin ilkokul 3. sınıf öğrencileriyle yaptığı bir deney oldu. Yani sahiden
benim gardımı düşürdü yani o deney. Deney şöyle bir şey. Kadın Martin Luther King öldürülmüş. Ertesi gün ilkokul öğretmeni 3. sınıfların karşısına çıkıyor ve bu ayrımcılığın ne menen bir şey olduğunu çocukların hissetmesi, yani onlara anlatsa anlatamayacak, anlatılamayacak yani bu. Çünkü zaten herkes anlatıp duruyor ama yine de işte Martin Luther King öldürülüyor yani orada. Bunu anlatarak değil de bir başka biçimde anlamalarını sağlamak için bir şey yapması gerektiğini düşünüyor kadın ve diyor ki kahverengi gözlüler, işte genetik özellikleri, işte melamin bilmem ne, çarçur bir yıl geyik de ekleyerek diyor ki kahverengi gözlüler mavi gözlülere kıyasla daha zekidirler. Onların akademik başarı şansları daha yüksektir vesaire filan. Tamam. Şimdi tablo şöyle oluyor yani. O gün birdenbire kahverengi gözlüler mavi gözlülere zulmetmeye başlıyorlar. Onlara köle muamelesi yapmaya başlıyorlar. Yukarıdan konuşuyorlar. Ve evet, kendilerine güvenleri geliyor. Daha başarılı oluyorlar. Yani bir soruya, bir soru sorulduğunda daha iyi cevap veriyorlar falan. Ertesi gün kadın geliyor ve diyor ki mavi gözlüler aslında kahverengi gözlülerden daha üstündür çünkü filan diye. Ve o rol tersine çevriliyor. Şimdi ben kadının yaptığı bu deneyi okuduğumda, öğrendiğimde dumura uğramıştım yani. Yani şimdi bu şunu gösteriyor. Demek ki biz bu hikayeyi devam ettirsek, yani kahverengi gözlerin mavi gözlülerden daha başarılı, daha başarılı olmayı hak eden insanlar oldukları gibi bir hikayeyi devam ettirsek, sonuçta kahverengi gözlüler daha başarılı olacaklar. Yani biz ölçeceğiz ve bakacağız ki evet, kahverengi gözlüler daha başarılı. Demek ki bizim teorimiz doğruymuş. Kahverengi gözlerin vaziyet edeceği bir dünyaya ihtiyacımız var. Tamam, şimdi ölçümler vesairelerin falan hepsinin ne kadar anlamsız olduğunu gördüm ben orada. Ölçüyorsun, aslında ölçtüğün şey senden başta koyduğun şey. Yani tabiata dair bir şeyi ölçmüş olmuyorsun yani. Tamam, sonuçta sen bir şey vaaz etmişsin. Kehanet kendini doğruluyor yani. Dolayısıyla şimdi evet, yani bir biçimde bizim tasnif olmamız gerekiyor insan olarak. İnsanların yani biz ve siz, biz ve onlara ihtiyacı var. Evet, anlıyorum, tamam. Yani benim açımdan bütün bizler anlamsız da. Ama yani tamam, insanoğlu böyle örgütlenmek için böyle biz ve sizlere ihtiyacı var. Tamam, peki. Ama o ötekilerin hayatiyetini sürdürmelerini sağlamak gerekiyor. Benim vardığım sonuç bu oldu. Bu oyunun sürmesi gerekiyor yani. Bir oyun var ve bu oyunun sürmesi gerekiyor. Bugün mavi gözlüler, yarın kahverengi gözlüler, öbür gün sarışınlar, bir gün kumrallar filan, oyunu kazanabilecekleri, zannını sürdürebildikleri sürece bir mesele yok. Dolayısıyla ben bu basit hikayeden bir yıl merhale kat ettim, yol aldım yani kendimce. Doğrudur, yanlıştır. Aldığım yol şu ya. Kardeşim, kazanmak diye bir şey yok. Yani kazanmak saçmalık. Yani oyun bittiği zaman kimin kazanmış olduğunun bir hükmü yok. Çünkü oyun bitti. Ya biz bu dünyaya oynamaya geldik, kazanmaya gelmedik yani. Şimdi bize bir oyun lazım, oyun sunulması lazım, bize bilmece sunuluyor. Tamam, yani bilmece biter. Bilmeceyi çözersin ve biter. Atıp başka bir bilmeceye bakman gerekir yani. Halbuki hayat öyle değil. Bu bir oyun, oyunun bir safhasındayız. Ve bu safhada eğer kendimize yer bulabiliyor isek, oyun sürüyor isek. Oyunun sürüyor olmasını sağlamak üzere bu yeri kullanmamız gerekiyor. Ama Türkiye'de mevzuya bakıyor olan herkes, herkes, sıradan insanlar da dahil, herkes bir bilmece çözüyor. Muhalefet adayı kim olacak? Muhalefet ne yapacak? Ya kardeşim bak, muhalefetin bize vaat edebileceği maksimum şey şudur ya. Yani. Bak, bu oyun sürecek. Hiçbiriniz oyunun dışında kalmayacaksınız. Hepiniz oyunda, kendi kapasitenizle bu oyunun içinde kalacaksınız. Evet, bir kısmınız yukarıda, bir kısmınız aşağıda olacak ama aşağıdakilerin yukarı çıkma şansı olacak ya. Yani. Yani bir kalıba dökülmeden, bilmecede bir harf haline gelmeden oyunda kalma şansı olacak. Şimdi muhalefetin böyle bir şey söyleme şansı yok bize. Çünkü muhalefet kendisi meseleleri birer bilmece olarak görüyor. Ekonomiyi gelecekler, çözecekler. Ekonomi bizim davranışlarımızdan zuhur eden bir şey kardeşim. Sizin orada yukarıda bir şeyler tayin etmeniz de bozulabilir, düzelmez yani. Muhalefetimiz bu, iktidarımız daha acıklı. Yani istersen buradan ekonomiye geçelim. Çok da uzatmayalım. Evet, ekonomide bir sosyal konut projesi var. Hem iş yeri hem konut. Bir ümit vaat etti. İki, beklentiler var yıl sonu. Enflasyon beklentisi. O düştü. 67 oranına düştü. Bir de Merkez Bankası'nda net hata oranı diye bir şey çıktı. Bu da izah edilemeyen gelir
24.3 milyar olmuş yılbaşından Temmuz ayının sonuna kadar, yani 7 ayda. Ve şimdi sonuçta bizim ekonomimizi tarumar etmiş, verdiği kararlarla ekonomimizi tarumar etmiş bir iktidarımız var ve şimdi bize şu tür cinlikler yaparak problem çözüyor, yani çözüm üretmeye çalışıyor. Yani biz ekonomide oyuncu olmaktan çıkmışız. Kapasitemiz, hepimizin kapasitesi olağanüstü daralmış. İşte yukarıda bir yüzde bilmem kaçın kapasitesi artmış gibi görünüyor nispi olarak ve evet ekonomide nispi şeyler önemlidir. Ama son tahlilde onlar da ellerindeki parayı nereye yatıracaklarını bilemiyorlar. Çünkü nereye yatırırlarsa yatırsınlar, iktidar onları kuşatarak onların elindeki birikimi kuşa çevirmek üzere bir düzen kurmayı ekonomi yönetmek zannediyor. Yani halbuki şimdi teknik olarak o birikimlerin Türkiye'nin menfaatine, senin benim de menfaatime kanalize edilmesi, yani oyunun sürmesi gerekiyor iken, onu çarpıp devletin yaptığı iş, o kaynakları çarpıp, çünkü başka her şeyi çarptılar, bunları da çarpıp kendi fuzuli çözümlerine yakıt yapmaya çalışıyorlar. Şimdi olan hikaye şu, yani konut projeleri şunlar bunlarla güya artan konut fiyatlarını frenleyecekler beyzadeler. Yani senin yapacağın konutun olduğu yerle fiyatı artan konutların olduğu yer arasında dağlar kadar fark varsa, zaten bu işlerin öyle yürümüyor olduğu da aşikar vesaire, ama şimdi muhalefet burada ne yapıyor? Ama öyle olmayacak ki şimdi benim yaptığım gibi yani. Ama o konut burada artıyor, sen buraya yapıyorsun filan diyoruz yani. Kardeşim bak, hikaye burada değil. Hikaye sonuçta ekonomide ben oyun dışı kaldım. Tüketici olarak da oyun dışı kaldım. Üretici olarak da oyun dışı kaldım. Esas mesele burada ya. Kafamda bir takım projeler vardıysa yapmak istediğim falan, bunları yapmayı hayal etmeden çıktım yani. Tek hayalimiz kaldı yurt dışına gitmek. Tamam mı? Şimdi ama yurt dışına gitmek isteyenler varmış masalı falan geyikleriyle ve işte böyle oyunu oyun olmaktan çıkartmak gibi bir dertleri var şimdi. Bu şey, yıl sonu enflasyon beklentisi işte 70,6'dan 67,3'e düştü diye haber çıktı. Oha ne oluyor dedim. Yani şimdi ortada enflasyon beklentisinin düşmesini gerektirecek en ufak bir şey yok. Ulan acaba bu yurt dışından gelen para vesaire falan şeyleri sahiden de bu ekonomik aktörlerde bir iyimserliğe mi yol açtı falan diye düşünürken şu ortaya çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam 40 küsür kişiden beklentileri alınıyormuş. Bunlar 30 küsür kişiye düşürülmüş. Yani muhtemelen yüksek beklentisi olacak olanlardan beklenti alınmamış. Ya bu cinliklerle falan ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani sizden daha aptalı yok ki bu memleket. Alemi böyle aptal yerine koyuyorsunuz. Son tahlilde benim sözüne ede geldiğim bütün düzenlerde, yani kompleks sistemlerde, kompleks sistemler neden çalışırlar ve kendiliğinden düzenler üretirler vesaire? Çünkü bilgi, enformasyon problemsiz, olabildiği kadar problemsiz dağılır, paylaşılır. Herkes tarafından üretilir, herkes tarafından paylaşılır. Şimdi bilgiyi, enformasyonu kontrol ederek kendi aczini örtmeye çalışan zavallı bir iktidar var. Ve bu zavallı iktidarın karşısında ondan daha zavallı bir muhalefet var. Kardeşim çıkın söyleyin, bakın kardeşim, her türlü veriyi manipüle ediyorlar. Çünkü bu kadar acizler yani. Aciz görünen bir iktidar iktidarını sürdüremez. Sizin işiniz böyle iktidarın her hamlesine bir cevap üretmek falan filan değil. İktidarı aciz aciz bir iktidarın aciz olduğunu göstermek, bu kadar basit yani. Son dönemde tam tersi, sanki iktidar daha çare üretir, çözüm üretir, her işle meşgul olur durumda bir görüntü çiziyor. Muhalefette tam tersi, birbiriyle didişir durumda görünüyor. Birbirimize didişebiliriz ve bu bizim gücümüzü azaltmaz. Ama biz birbirimize didiştiğimiz için gücümüz azalır zannı. Evet. Var ise bu zanla mücadele edemez hale düşebiliriz. Şimdi sıkıntı buralardan kaynaklanıyor. Birbirimize didişmemizden kaynaklanmıyor. Birbirimize didişirsek gücümüz zayıflar gibi bir zandan kaynaklanıyor. İktidar can havliyle işte öyle iyi kötü yine birbirine didişiyor iktidarda. Ama iyi kötü bir şeylere hakimmiş, aciz değilmiş duygusu uyandırmaya çalışıyor. Şimdi muhalefetin tam bunun tersini yapması gerekiyor. Bu aciz bir iktidar kardeş. Türkiye bundan fazlasını hak ediyor demesi gerekiyor. Bunu bizim sadece söz olarak değil, söz olarak bile söylemiyorlar da, duruş olarak, tutum olarak muhalefette hissetmemiz gerekiyor. Ama onlar kendileri aman biz kırılganız falan deyip duruyorlar ya. Bizim sıkıntımız burada, muhalefetin sıkıntısı burada yani. Böyle
bir şeyin doğrusunu anlatacaklar ya, bir şeyin doğrusu falan yok kardeşim. Mavi gözler ve kahverengi gözlerde olduğu gibi bir şeyin doğrusu falan yok. Yani sizin doğrunuz var. Sizin doğrunuzun hepimizin doğrusu olması gerektiği gibi bir zannınız olması yüzünden biz çuvallıyoruz. Bir doğrulardan, şunlardan, haklılıktan falan bir uzaklaşın. Yani bu bir güç mücadelesi ve biz sizin güçlü olduğunuzu, bunları yenebilecek olduğunuzu hissedelim yani. Şimdi oradan net hata noksanla kapatalım. Yani net hata noksan yeni bir şey değil, hep vardı ve hep de ilk açıklandığında bir yükselir, sonra yüksektir, sonra bu işte ha bak net hata noksan ne demek, senin dediğin gibi bir para var ve nereden geldiği belli değil yani. Sonra ha bak şu kadar para şuradanmış meğerse, yani işte şu turizm gelirleriymiş, şuradaki de meğer işte şu işçiler Türkiye'ye gelirken yanlarında getirmişler filan diye yerine yerleştirilir. O belli bir seviyeye iner. Hata, yani muhasebe hatası bu. Sonuçta hata dediği bazen eksi bazen artı çıkar. Ve bizimki hep artı çıkıyor yani. Hep bizde dışarıdan gelen bir para var kaynağını bilmediğimiz. Ve yani işte bunun bir kısmı besbelli ki hep yani şimdi değil. Hep öyle ola geldik. Uyuşturucu parası vesaire yani. Kara para yani. Ama şimdi bu para şişmiş durumda. Yani bu görülmemiş seviyeye yükseldi. Bir kısmı bunun kaynağı bulunacaktır muhtemelen. Ama her halükarda bu görülmemiş bir şey yani. Ve bu paralar üzerinden ekonomiyi düzeltmek hayalleri kuruluyor. Bak ben tekrarlıyorum yani. Sonuçta Türkiye'ye 100 milyar dolar girsin, 100 milyar dolar çıkar. Çıkar yani. Sonuçta Türkiye'ye güvene kimsenin inancı yok, güveni yok. Sorun buradan kaynaklanır. Bu tür izah edilemeyen gelir de o güveni azaltır zaten. Evet. Evet yani sonuçta biz, sen şimdi böyle bir yığın veri manipülasyonları böyle dışarıdan tuhaf gelirlerle vesaire iş yapmaya çalışıyorsun ve sonuçta Temmuz ayı verileri açıklandı. Sanayi üretimin azalıyor. Ciddi bir şekilde yani düşüyor yani sanayi üretimi. Yani sonuçta ekonominin bünyesi hasta. Ama orada işte belli bir anda termometreyle ısıyı ölçüp şurada işte kan basıncını ölçüp falan onları da yalan yanlış açıklayarak sanki hayattaymış ya da işte şuradan bilmem hangi ilacı vererek sanki hayattaymış duygusu uyandırmaya çalışmanın bir manası yok yani. Ama sıkıntımız nereden kaynaklanıyor? Şimdi burada hikayeyi bize böyle muamele eden haddini şaşırmış, aciz ve şımarık bir, hem şımarık hem aciz bir iktidar var hikayesi anlatmak yerine, ama işte bak orada biz ölçtük, enflasyon şu. Ya enflasyonu şimdi düşürürlerse ne yapacaksınız? Yani böyle muhalefet mi yapılır ya? Hikayesi olmayan böyle parça parça eklektik, oradan buradan bir şeyler söylemeye çalışan, ne söylemeye çalıştığını kendisi de bilmeyen bir muhalefetimiz var. Size ne yaptığını bilmeyen bir iktidarımız var ve şimdi bunların oyununu seyretmek zorunda kalan zavallı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız yani. Biz bir de bunları yorumlamaya çalışıyoruz. Daha da durum kötü. Evet. Burada bitirelim o zaman. Hay hay. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Bize destek olmayı unutmayın. Katıl butonuna dahil olarak. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.